Sercan Bey'in oturumunu daha interaktif geçirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Burada el kaldırıp konuşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim şimdiden. Tamam, teşekkürler Pelin. Arkadaşlar merhaba. İsmim Sercan Sinirlioğlu. Elektrik mühendisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans tamamladım daha önce. Sonrasında şu an doktora yapmaya devam ediyorum yine kendi üniversitemde. Arçelik'le tanışmam da biraz daha aslında 2013 yılında başladı. Bu Fresh Start gibi o zaman uzun dönem stajla geçiyor aslında bu program. Şimdi biraz daha farklılaştı. O dönemde stajla başladım aslında. Daha sonrasında son sınıfta ortak bir proje yapma şansım oldu lisans son sınıf öğrencisiyken. Daha sonrasında da mühendislik ve şu anda uzman donanım mühendisi olarak 3 aylıkta donanım mühendisi olarak görev yapmaya devam ediyorum. Yaklaşık 6 senedir Artek'teyim. Ekip arkadaşımdan Akif ve Can Mert Bey var. Aslında konu aktarayım. Biraz da onlar kendilerine bahsetsinler. Sonrasında sunuma geçelim. Teşekkür ederim. Teşekkür Selam arkadaşlar. Ben Akif Hakkı Polat. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Ardından İTÜ Elektrik Mühendisliği yüksek lisans yaptım. Şimdi doktora eğitimime İTÜ'de devam ediyorum. Elektrik Mühendisliği'nde tez aşamasındayım. İş hayatıma güç elektroniği Ar-Ge mühendisi olarak Inform Elektronik firmasında başladım. Şu anda Legrand firması olarak geçiyor ve kesintisiz güç kaynağı tasarımları yapılan bir firmaydı. Burada güç elektroniğinin neredeyse tüm alanlarında konularla uğraşarak akabinde 2015 yılında Arçelik Merkez Ar-Ge'deki güç elektroniği yöneticiliğinde işe başladım. Şu anda kıdemli uzman olarak orada güç elektroniği donanım tasarım mühendisi olarak görevime devam ediyorum. Ve şu an ağırlıklı olarak indüksiyon ocak tasarımı projelerinde bulunuyorum. Fakat diğer projelerde de yine belli oranlarda katkıda bulunup yeri geldiğinde de danışmanlık yapıyorum. Sözü şimdi Canberk'e aktarayım. Daha sonra daha fazla sohbet etme imkanımız da olur. Herkese selamlar. Ben Canberk. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunuyum. Ben yeni mezun da sayılabilirim. Yüksek lisans yapıyorum şu anda. Öğrenciyken Arçelik'le tanıştım. Arçelik'in böyle bir sunumunda pandemi olmayan bir dönemde okulda tanışmıştım Arçelik'le. Ardından öğrenciyken başladım. Fresh Start programı gibi bir programdı. 2018 senesinde mezun oldum. 2018'de mezun olduktan sonra mühendis kadrosuna geçtim. Mühendis kadrosunda çalışmaya devam ediyorum. Aynı şekilde statik güç elektronik ekibinde dönüştürücüler, güç dönüştürücüleri tarzında gömülü yazılım yapıyorum. Ben yazılım mühendisiyim. Böyle biz de sunum ileriki safhalarında daha çok konuşuruz. Teşekkürler Canberk ve Akif abi. Eğer okeyse ben sunuma geçeyim arkadaşlar. Bugün aslında Arçelik için yeni bir en iyi sunucu kıran makinesi yakınızda kullanılan piyasaya çıkarttık. Aslında bu örnek üzerinden biraz da Ar-Ge tarafında hangi çalışmaları yapıyoruz? Ekip olarak farklı ekipler nasıl bir destek teması içerisindeyiz? Aslında ondan bahsetmeye çalışacağız biraz. Öncelikle aslında bugün hangi yönümüzde konuşacağımız Altyazı Sunum üzerinden aslında bir video ile başlayacağım. Daha sonrasında interaktif bir şekilde aslında size sorularımız da var. Sunum içerisinde biraz daha karşılıklı aslında çalıştık. Sizlerden de hani sorduğumuz sorular mertebesinde cevaplar gelirse karşılıklı olarak biraz daha geliştirici bir sunum ile düşünüyoruz aslında. O zaman kısaca şu videoyu izleyelim beraber. Sonrasında sunuma devam. Nasıl geldi buralara? Hangi ellerle buluştu ilk defa? İlk damla ne zaman, nerede düştü bir fincana? Küçücük bir fincan hangi büyük yorgunluğu aldı mesela? Hangi hayra vesile oldu? İlk defa. Kim bilir? Ama böylesi bir kültürü geleceğin teknolojisiyle buluşturmayı en iyi Arçelik bilir. Milyonların sevgilisi Telve yenilendi. İndüksiyon teknolojisiyle tam kıvamında ve bol köpüklü Türk kahvesi lezzeti şimdi yenilenen tasarımıyla. Telve'nin mucidi Arçelik'ten.
Aslında videonun başında da biraz ilk cümle biraz etkili oluyor belki ilk izlediğimizde. Hani kolay mıydı diye soruyor ya, aslında gerçekten kolay bir süreç olmadı bizim için. Uzun soğuklu bir proje oldu. Çünkü yeni bir teknolojiyi elimizdeki mevcut kahve makinesinin üzerine uygulamak biraz da zorlu bir süreç aslında. Çok fazla disipliner ekiplerin beraber çalışmasıyla ortaya çıkmış bir proje aslında sonuç olarak. Kısaca endüksiyon teknolojisi daha önceki dönüş arkadaşları olabilir burada. O yüzden kısaca böyle bahsetmek istiyorum aslında. Hani çünkü genel olarak üründe endüksiyon teknolojisi vurgulanıyor yenilikçi bir teknoloji olduğu için. Burada aslında endüksiyon teknolojisi okullarda gördüğümüz transformatörlerde aslında eddy kayıplarının çok istemeyiz aslında biz genel olarak. Sürekli yönleşen akımdan nüveler kayıp oluşturur. Fakat endüksiyon teknolojisinde biraz da Faraday ilkesine dayanarak aslında manyetik alanın doğrudan ısı enerjisini dönüştürülmesi, doğrudan üzerindeki ferromanyetik malzemelerin kayıp oluşturuyor aslında bunu oluşturuyoruz. Bu teknoloji sayesinde ürünlerimiz de farklı aslında platformlarda uygulamaya hareket etmiş oluyoruz. Kısaca aslında endüksiyon teknolojisi ve günümüzde kullandığımız gazlı ocaklar, video seramik ve döküm tarzı ürünleri karşılaştırmak için en azından gelince anlaması açısından bunu koymak istedim buraya. Burada gerçekten hani endüksiyon teknolojisinin doğrudan ısıl kaybın tamamını üzerindeki yükte, belki bir ocaksa bir tencerede, bir kahve makinesi ise cezve üzerinde, metal üzerinde oluşturmasından dolayı aslında verim çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Kısaca en azından endüksiyon teknolojisi nedir göstermek istedim arkadaşlar size. Sorularınız olursa yine ayrı konulara da girebiliriz ilerleyen aşamalarda. Genel anlamda aslında bir Ar-Ge süreci, bizim Ar-Ge projeleri nasıl tetikleniyor, bir fikir nasıl oluşuyor ve sonrasında onu ürüne kadar nasıl götürdüğümüzü görmek açısından bir kabaca böyle bir aslında göstermek isterim sizlere. Burada daha size sıkacak şekilde her aşamasını girmek istemiyorum. Ama kabaca en azından temel anlamda bazı noktaları değineceğim tabii ki. Aslında en önemli noktadan bir tanesi yeni ürün fikri nasıl oluşuyor? Ar-Ge'de biz mi yeni fikir üretiyoruz? Farklı yerden tetikleniyor muyuz aslında? Farklı bilgiler mi bize geliyor? Nasıl bir süreç aslında oluyor burada? Baktığımız zaman Ar-Ge ekipleri olarak farklı signal altında Ar-Ge teknoloji takibi yapıyoruz. 3 elektronik alanda yapıyoruz. Yapısal ekipler, endüstri tasarım ekipleri farklı farklı ekipler bunu yapabiliyoruz. Sensör teknolojileri ayrı. Onun dışında fikirlerin oluşturduğu bazı nokta var. Odaklı düşünme teknikleri var aslında. Design thinking çalışmaları var. Brainstorming çalışmaları var ekipler arasında. Farklı ekiplerin bir araya gelerek fikir çalışmaları oluyor aslında. Buradan bazı fikirler oluşabiliyor. Ar-Ge bünyesinde pazarlama ekipleri, ürün yönetimi ekipleri sürekli olarak piyasadaki rakipleri, piyasadaki diğer ürünleri takip ediyorlar. Buralardan bize yeni fikirler aslında gelebiliyor. Ek olarak da kendi ürettiğimiz ürünler üzerinden, bunları sonuçta ürettiğimiz fabrikalarımız var, işletme, ürün geliştirme Ar-Ge'lerimiz var. Oralardan ürün yenilik katma, ürüne yeni teknolojiyi ekleme gibi bize fikirlerle gelebiliyor. Aslında bu dört ana başlıktan fikirler dinleniyor ve sonrasında bunun üzerinde biz teknik altyapısını, teknik fizibilitesini yaparak bunu ürüne nasıl götürebiliriz diye bakıyoruz aslında biraz daha. Aslında burada odaklandığımız en önemli nokta müşteri. Yani biz müşteri bizden ne bekliyor sorusuna doğru cevap verdiğimiz zaman aslında onun sonucunda yaptığımız ürün kullanıcı karşılığını bulabiliyor ve kullanıcı bundan memnun oluyor. Ama biz müşteri doğru anlamazsak yaptığımız ürünün ne kadar güzel olursa olsun kullanıcının talep ettiği şey olmayabilir aslında. Önceki sunumda Okan abi de biraz bahsetti. Aslında bu Ar-Ge için çok kritik bir nokta. Ben bunu yaptım, en verimlisini ben yaptım demek değil de kullanıcı, müşteri bizden tam olarak ne bekliyor? Onu aslında karşılık bulmak. Bizim aslında biraz da fikirleri erken aşamada teknik fizibilite yaparken de bunu dikkat ediyoruz. Tamamen müşteri odaklı aslında bakmaya çalışıyoruz Ar-Ge'de. Örneğin burada bir örnek var aslında. Kahve makinesi projesi bize ilk geldiğinde fikir aşamasındayken hangi isterler vardı aslında bize? Buraya baktığımız zaman müşteriden gelen ister çok geniş. Teknik bir altyapısını doğrudan hemen algılayamayacağımız şekilde aslında oluyor. Örneğin kullanıcı bize tek seferde fazla kahve yapsın. Otomatik su alsın. İşte kolay ceviz temizliğine bir cezvesi olsun gibi farklı böyle çok temel cümleler aslında geliyor bize. Bunların altını doldurmak, teknik olarak bunları ürünümüze adapte etmek aslında Ar-Ge'de yaptığımız çalışmaların tamamını oluşturuyor. Burada aslında şöyle bir soruya başlamak istiyorum size. Hani burada da karşılıklı soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Hani sizlerin yorumlarını merak ediyorum çünkü. Yani Türk kahvesi nasıl pişer diye sorsam en azından. Büyük ihtimalle biz Türk kahvesi pişirmişsiniz. Belki anneniz babanızın pişirmişsiniz belki o da olabilir. Tam olarak hani Türk kahvesi pişirken nasıl pişiriliyor? Kaç en azından cevap alabilirsek üzerine biz pekini neler düşünmüşüz burada? Onları aslında konuşmak istiyorum biraz. Ben el kaldıranların sesini açarım. Bu şekilde tamam. İlerleyebiliriz.
Yoksa ben konuşurum sürekli. Çete de yazanlar oluyor. Isıyla demiş birisi. Soğuk suyla denmiş ama bununla ilgili çok farklı spekülasyonlar var. Ben denedim. Bence çok fark etmiyor. Yavaş pişmesi önemli. Ben de bunu çok duydum. Ağır ağır ne kadar yavaş pişerse o kadar iyi diye. El kaldırırsanız sesinizi de açabilirim arkadaşlar. Şu an hani kimin sesini açayım? Bir şey geldi. Köpük önemli. Merve Sude Bayrak. Aynen. Köpük bayağı ön planda bence. Ne kadar kaliteli olduğunu köpük karar veriyor. Zeynep Çuhadaroğlu. No, sesini açtım. Canberk Bey el kaldırmış. Zeynep el kaldırmıştı. Zeynep konuşmuyor. Aslında şöyle, hani genel olarak hani burada genelce... ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Aslında neyle pişer dediğimizde birazdan cevabını ilginç bir şekilde alacağız yani. İndüksiyonla pişer arkadaşlar. Aslında şöyle, hani biraz bizim düşünme sistematiğini düşündüğümüzde bunu aktarmak gerekirse aslında bir Türk kahvesi prosesi. Aslında yaptığımız ürünün en nihayetinde çıktığımız Türk kahvesi. Kullanıcı evine bizim ürünümüzü aldığında o Türk kahvesini ürün pişirip cezvesi fincanına döktüğünde aslında hangi kabul kriterleri var? Kullanıcı o fincana baktığında ne gördüğünde evet hakikaten benim kendi yaptığım gibi Türk kahvesi yapılmış bu cihazda diye düşünebilirdi aslında. Aslında mantığımız biraz da buraya gidiyor. Şöyle aslında örneğin bir kahve pişirdiğini düşünün. Gaz ocak üzerinde bir alt üstüne... Sercan abi devam etmeden önce ben de chat'i okuduğumda az önce unmute yapmaya çalışıyordum, yapamadım. Arkadaşlar soruyu yanlış anladılar. Herkes yavaş pişmesi, soğuk su tarzı cevaplar verdiler. İyi kahve nasıl pişer değil arkadaşlar. Genel olarak Türk kahvesi nasıl pişer? İlk soru bu. Türk kahvesi nasıl yapıldığını anlatmak isteyen var mı? Ben şöyle yaparım diyen varsa da olabilir arkadaşlar. Güzel bir tarifi olan. Çünkü herkes kumda pişmesi, soğuk suyla pişmesi tarzı şeyler yazmışlar. Asıl buradaki soru nasıl pişmesi? O zaman ben devam edeyim. Herhalde bir cevap gelmedi. Şöyle aslında çok temelde sonuçta kahveyi pişirirken taşma riski var. Sürekli kullanıcının bunun başında bekleyerek o kahveli su karışımının köpürmesini, sonuçta kahvenin pişmesini anlıyoruz arkadaşlar. Yani köpük oluşumu, köpüğün yükselmesiyle ocağın altı kapatmamız aslında bizim için bir etkileşim içeriyor burada. Biraz daha burada biz ürün açısından bunun ne yapmamız gerektiğini düşündüğümüz zaman kullanıcının başında olmadığını, bu makinenin bunu otomatik yaptığını düşünelim. O durumda bizim aslında gözle takip ettiğimiz, hani sensörün burada göz olduğunu düşünelim normal proseste. Ama bunun ürünün içerisinde yapan bir sensörün olması gerektiği aslında ortaya çıkıyor biraz daha. Evet, doğru şekilde aslında yavaş pişmesi biraz da hani ısıtma performansını kontrol etmekten geliyor. Bu bir teknik ister oluşturuyor aslında. Hani müşteriden gelen her türlü o prosesteki yaptığı her aşamayı biz teknik olarak nasıl ürüne adapte edebiliriz diye aslında sürekli düşünüyoruz. Ve bu da bize müşteriden gelen temel isterleri teknik isterle dönüştürmeyi aslında sağlıyor. Ve dönüştürdüğümüz her bir teknik ister bizim için oraya ürün içerisinde eklenirken bir özellik haline geliyor. Ve bunun teknik olarak yapılabilirliğini sorgulaması sebep oluyor. Burada hani gözle sürekli takip etmek, ısısını sürekli olarak kontrol etmek, kahvenin yükselmesini anlayıp kapatmak gibi konular aslında makinenin de yaptığını düşünmemiz gerekiyor burada. O durumda da teknik olarak altyapısını doldurmak gerekiyor. Tabii bir diğer sorumda her pişirmede aynı kaliteli kahveyi nasıl sağlarsınız gibi bir soru olsa mesela. Burada ne gibi cevaplar gelir? Miktar önemli bence. Aynı miktarda koymak olabilir. Mütüman chatten yazıyorlar. Ben onu görmüyorum. Ölçüyü aynı kullanarak yazmışlar. Aynı ölçü, aynı malzeme. Hı-hı. Derecesini söyleyen var. Süre ve sıcaklığın sabit olması. Aslında yani cevapların hepsi doğru. Bizim de düşündüğümüz şekilde aslında. Aynı köpük kalitesini her seferinde ben kullanıcıya verebiliyorsam. Aynı su miktarı aslında kritik bir parametre burada. Aynı köpük kalitesini, aynı miktarda kahve ve doğru su miktarını benim her pişirme sayısına göre cezveye aktarmam gerekiyor aslında. Bir diğer konu ısıtma performansı. Burada ısıtmayı çok iyi kontrol edip kahvenin piştiği anda ısıtıcının kapatılması ve sensörle bunu algılamak gibi konular var. Ve kahvenin sıcaklığı. Bunlar aslında bizim testlerde kullandığımız parametreler. Biz Türk kahvesini pişirdiğimizde aslında bu parametreleri kontrol ederek bundan kullanıcı müşteri
Memnun olur mu? Sorusunun cevabını aslında aramaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız tüm çalışmaların çıktısı kaliteli, köpüklü bir Türk kahvesi. Bir diğer sorumuz şu olacak arkadaşlar. Flow meter olmadan her pişirmede aynı miktarda suyu nasıl cezeyi aktarırsınız gibi bir soru var. Biraz teknik altyapısıyla düşünerek aslında sordum bu soruyu. Flow meter'ın ne olduğunu bilmeyen arkadaşınız belki olabilir. Aslında akış ölçer. Hani aktarılan su miktarını, birim zamanla geçen su miktarını ölçen bir cihaz olduğunu düşünün. Sonuçta ürün içerisinde bunu koyarak biz bu her seferinde aynı suyu sağlayabiliriz. Peki buradaki aslında önemli mühendislik kabiliyetlerini kullanarak yaptığınız çalışma aslında şu oluyor. Biz flow meter kullanmadan nasıl yapabiliriz bunu? Aslında yaptığınız çalışmalar burada yatıyor. Mesela bu tarz bir soruya ne cevaplar gelir? Ağırlık farkıyla denmiş ama yani flow meter... Ağırlık güzel bir şey aslında. Ağırlık da bir sensör. Evet işte. O da bir şey. Basınç değişimi ama bunların da tabii hepsinin sensörle olması gerekmiyor mu? Hayır, aslında buradaki amaç sensör kullanmadan bir akış sensörü. Flow meter de bir sensör mü o zaman? Aslında şey, birim zamanla geçen su miktarını ölçebildiğiniz bir cihaz olarak düşünebilirsiniz aslında flow meter'ı. Hani bunun üründe olmadan ben her seferinde aynı su miktarında nasıl cezveyi aktarabilirim ve kahven her seferinde aynı su miktarında pişebilir aslında sorusu. Bir de neden olmaması gerekiyor diye bir soru geldi. Evet, neden olmaması gerekiyor var. Onu zaten şimdi Sercan abi açıklayacaktı. Ben şeyi sormak istedim. Çizgi koymak cezveye. Çizgi koyarak nasıl yapacağız? Makinenin bunu algılaması gerekiyor çünkü. Çizgi izleyen kahve makinesi olabilir. Birinci çizgiyi işaretleriz. O birinci çizgiye kadar doldurur. İkinci iki kişilik, üç kişilik falan belki böyle. Orada bir sensör var gibi. Elektronik olması gerekiyor ya bunun. Aynen. Yani cezve, metal bir cezvemiz var elimizde. Orada üzerinde bir sensör olması biraz da belki zor olabilir. Türker. Sizin aylar boyunca Türker cevabı vermiş bu arada. Ne? İlker? Türker. Aynı debide, aynı sürede her zaman aynı suyu koyabilirler. Aslında güzel bir cevap bu. Türker miydi? Evet, Türker. Türker aslında güzel bir cevap. Türker. Aslında bir flow meter kullanmadan buradaki önemli olan şu. Pompanın debisi. Bir pompamız var elimizde. Bir aktarma organı var ve araya bir cezveyi su aktarıyoruz. Burada debi aslında birim zamanda içen su miktarını söyleyebiliriz aslında. Birim zamanda aktardığımız su miktarı. Aslında bu debi. Yani bu aslında ne karşılık geliyor? Bir de hız. Peki biz hızı kontrol edebiliriz. Onu da pompanın süresini sürekli olarak her seferinde aynı sürede aktarırsak eğer, aynı sürede çalıştırırsak her seferinde yaklaşık toleranslar içerisinde kalarak aynı su miktarını cezveye aktarabiliriz. Burada da farklı kişi sayılarında kahve koyduğumuzda kullanıyoruz. Biz bunu algılayıp o anların aldığımız geri bildirimle aynı kalitede kahve yapma şansımız olur. Burada... Geçmeden Belinay'ın sorusunu cevaplayalım. Neden flow meter kullanmıyoruz? Zararı nedir? Şöyle aslında flow meter dediğimiz cihaz, hani o komponent ekstra bir aslında sisteme maliyet katıyor. Ekstra bir maliyet katıyor. Ekstra bir zorluk, kompleksite. Buradaki amaç biraz daha en sade kullanıcı isteklerini karşılayacak ürünü en sade minimum maliyetle maksimum kalite aslında yapmaya gidiyor. O yüzden eğer elimizde mühendislik tecrübemizi kullanarak flow meter kullanma yapmanın bir yöntemi varsa aslında bu her konu için geçerli. Yani teknik olarak önümüze bir konu geldiğinde bizim düşünce aslında şey oluyor. Ben bunu kullanmadan nasıl yapabilirim? Bir sensör kullanmadan nasıl kahveyi algılayabilirim? Bazı durumlarda burada, bu... Buyur Akif abi. Burada şunu da ekleyelim mesela. Hani 3. 4. sınıfa gelmiş arkadaşlar yavaş yavaş duymaya başlamışlardır. Hani hep motor kontrol, sensörsüz motor kontrol, sensörsüz BLDC motor kontrolü gibi konular var. Yani burada mevzu şu. Esasen kullanmanız mecburi olan, yani temel sistem fonksiyonları ile, örneğin bir arabada bu nedir değil mi? Lastiklerdir yani. Lastikler ile veya temel fonksiyonlarınızla bu işi yapabilmelisiniz. Mesela motor uygulamalarında motor eze sensör diye bir yaklaşım var. Bizde ise temel elektriksel parametrelerle bir sensör kullanmadan bu işi başarabiliyorsam, o sensörün kompleksitesine girmeden hem de maliyeti düşürerek güzel bir mühendislik çözümü üretebilirim. Konu bu bu sebeple önemli hale geliyor. Sensörsüz kontrol uygulamaları. Halihazırdaki parametreleri kullanarak çıkarımlar yapmak sistem üzerinde. Ürün bazında da düşünmek gerekiyor. Üründe de sonuçta belli bir tasarımla ürünü çıkartmanız gerekiyor ve her komponentin bir hacmi var. O hacimleri oraya koymanız gerekiyor. Her komponent girdiğinde
Onlara ait testler var. Bunlara bir süre harcamanız gerekiyor. Bu tarz konular da işin içine girmeye başlıyor. Ürün yapmaya başladığınız zaman. Ben bir şey yapayım mı? Sercan bir ek yapayım mı? Şimdi dinliyorum abi. Bir diğer taraftan hani şey çok doğru. Bunun hacme olan etkisinin yanında bizim genellikle ürünün üzerine koyduğumuz 1 liralık bir maliyet son kullanıcıya 3 lira olarak yansıyor arkadaşlar. Yani sektörümüze dair bir şey olabilir ama böyle düşündüğünüzde orada yaratacağınız en ufak bir maliyet iyileştirmesi satış potansiyelini, müşterinin alım potansiyelini arttıracak. Öyle görebilirsiniz. Hani bu bahsettim ya, ürünün ticarileşmesi hikayesinde çok önemli. Evet, başka bir takım mühendislik şeyleri getiriyor ama siz bilmem kaç cc, 1 cc, 2 cc çözünürlükte su koymaktan ziyade müşterinin ihtiyacını koyacak alınabilir bir ürün yapmaya çalışıyorsunuz. Başka bir boyut. Yani orada arkadaki algoritma, bilmem çalışma, o sensörün hassasiyeti sizin için bir şey olacak iken, bir mühendislik çalışması getirecekken siz başka bir yola gitmek durumunda kalıyorsunuz. Bu çalışacağınız sektör ve içinde yer alacağınız organizasyonun motivasyonuyla direkt ilişkili. O yüzden ona vurgu yapmak istedim. Teşekkürler abi. Bir sonraki sayfada aslında farklı disiplinlerin takım çalışmasından bahsetmek istiyorum biraz. Bu projeyi yaparken şu an biz güç elektroniği background'ımız aslında biraz aktarmaya çalışıyoruz konuyu ama bu bir projenin ARGE'de çalışılması, örneğin kalmak için örnek vermek gerekirse çok fazla ekibin, çok fazla farklı disiplinin birlikte çalışmasıyla aslında oluşuyor. Sadece güç elektroniği yok tabii ki bu projenin özelinde. Tabii elektronik aslında ürünün %70'ini oluşturuyor. Ama onun dışında yapısal tasarım, akışkanlar dinamiği, endüstriyel tasarım, gömülü yazılım, gıda pişirme ve sensör teknoloji çok kritik aslında bu proje üzerinde. Burada yani yapısal tasarımdan örnek vermek gerekirse ürünün içerisindeki elektronik kartlar, sensör yerleşimleri, tüm kabloların geçiş yerleri vesaire, tüm ürünlerin aslında hepsini organize eden bir yapı aslında orada. Bir plastik bir malzeme içerisinde görüntüsün aslında biraz da endüstriyel tasarım tarafından desteklendiği bir yapı koymaya çalışıyor aslında. Öyle bir örnek verebilirim sizlere. Akışkanlar dinamiğiyle olan ilişkimiz, sonuçta yaptığımız elektronik kart üzerinde yere etkenler var. Bunların soğutulması için bazı çalışmalar gerekiyor. Ve burada soğutma tasarım çok kritik bir önem sahip aslında. Bu kalma kesim üzerinde aslında çok yaşadığımız bir sıkıntılı olan durumlarımız da oldu daha önceden proje üzerinde. Bunları ekiplerin bir çalışmasıyla aslında aşabildik. Burada genel aslında bir takım çalışması olduğunu ARGE'de. Farklı disiplinlerin beraber çalıştığı bir proje, çoğu aslında projemiz bu şekilde ilerliyor bizim. Kalma kesim de bunlardan bir tanesiydi. Buradan sonraki aslında sormak istediğim bir tane soru var. Burada bir yapısal tasarımcı bir güç elektriği ne bekler tarzında veya tam tersini düşünüyoruz arkadaşlar. Ek olarak güç elektriği tasarımcısıyla termodinamik ilişkisi ve bir endüstriyel tasarımcıyla yapısal tasarımcı arasında ne gibi farklılıklar var? Çünkü bu soru daha önce gelmişti biz Pelin'lerle konuşurken. Yani endüstriyel tasarımcı bazen yapısal tasarımcıyla aslında aynı gibi anlaşılabiliyor. Hani bu anlamda ne gibi cevaplar geliyor bu soruları aslında? Biraz onları almak istiyorum burada. Sonrasında devam edelim. Pelin Bey, sen bize yardımcı olursun burada. Tasarımcılar kendi tasarımlarını zorlamayan malzemelerin kullanılmasını ister bence demiş Ahmet. Güzel. O zaman ortada buluşamıyoruz demek oldu. Evet, herkes bu ister. Doğrudur. Ya aslında genel olarak hani ekiplerin aslında ilişki çok önemli burada. Biz güç tasarım yaparken bir elektronik kart yapıyoruz. Ve bu kartın boyutu çok önemli hale geliyor. Sonuçta üzerine eklediğimiz her bir komponentin boyutu o kartın büyümesi veya küçülmesine sebep olabiliyor. Burada da yapısal ekipleriyle beraber karşılıklı çalışmalar içerisinde öncelikle hiç bizim içerisine elektronik koymadan sıralanmış bir yapısal düşündüğümüzde o oyun çok küçük bir hale gelebilir. Mesela bu projede aslında böyle bir şey yaşadık biz. Projenin başında gelen çizimler mesela sanki içerisinde elektronik kart olmayacakmış gibi bir çizime gelmiş mesela projenin başında. Sonrasında yapılan fizibilitelerle beraber o ürün yavaş yavaş doğru forma gelmeye başladı. Aslında bu iletişim anlamında da farklı ekiplerin beraber çalışması güzel bir örnek. Termodinamik tarafı aslında biraz bahsettim az önce. Hani soğutma tasarımı, ürün içerisinde bir tane fan var. Soğutma altyapısını koyduğum bir açısından. Bu fan nereden hava alacak? Havasını, ısınan havayı nereden dışarı atacak? Aslında bu tüm ergonomiyi sağlayan yapısal ekipler, termodinamik ekipleri ortak olarak çalışıyor burada.
endüstri tasarımcıyla yapısal arasındaki biraz karıştırılıyor hakikaten. Yapısal ekipler ürün içerisindeki tüm komponentler, tüm kablolar, tüm içerisinde aslında aklına her şey, pompa vesaire de dahil buna. Onlar aslında doğru bir formatta, doğru bir form içerisinde sızdırmaya çalışıyor aslında. İlk olarak endüstriyel ekipler biraz daha görsel tarafa odaklanan, kullanıcının ilk bakışında biraz daha görsel algısına, estetik algısına hitap eden aslında arkadaşlarımız oluyor. Biraz da sanatsal çalışıyorlar aslında biraz onlar. Biz de onlarla sürekli olarak karşılıklı iletişim halinde ürünün doğru formlarda, doğru görselliğinde kullanıcının gerçekten baktığı zaman ürüne beğeneceği tarzda bir ürün yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Burada aslında en başında bahsettiğim müşteri isterleri ve sonrasında bizim temele inerek bunları teknik isterle çevirmemiz bu aslında bu aşamada çok kritik hale geliyor. Çünkü kullanıcıdan gelen isterler çok havada olabiliyor bazen bizim için. Onları teknik bir doluluğa indirip sonrasında analiz etmemiz gerekiyor aslında. Operasyonel biraz da kullanıcıdan gelen bildirimin olduğu taraf. Devamında sistem analizi, mantıksal analiz ve fiziksel analiz aslında doğrudan ürüne giden yolu oluşturuyor bizim için. Aşama aşama sistemi modelleyerek içerisindeki tüm komponentler, elektronik kartla pompa arasındaki bir ilişki, bir arayüz kartıyla anakart arasındaki ilişki, bütün ilişki aslında bütün sistem mimarisini gördüğünüz model aslında oluşturmaya çalışıyoruz. Güç elektroniği altyapısını tabii biraz bahsetmek gerekirse çalışma yaparken hangi tool'ları kullandığımızdan biraz aslında bahsetmek istiyorum. Temel olarak bir güç elektroniği şeması çizdiğinizde, bir kart tasarlama çalıştığınızda simülasyon sizin için aslında projenin en başında fizik anlamında çok önemli bir yer tutuyor. Bu sistemin elektriksel davranışını daha bir fiziksel bir komponent kullanmadan öncesinde modelleyerek aslında görmenizi sağlıyor. Bu da biz riskimizi aslında azaltıyoruz bu şekilde. Tabii endüksiyon teknolojisi dediğimiz zaman birazdan manyetik alan ve manyetik analiz tarafı devreye giriyor. Manyetik analizi tabii sonuçta görmediğimiz bir şey var. Manyetik alan deyince kafamızdan hiç canlanmıyor. Belki çizgiler falan belki canlanıyor hepimizin üzerinde. Manyetik alanın dönüş yönleri vesaire. Fakat bunları analiz ettiğimiz bazı tool'larımız var. Örneğin burada Ansys Max servisi kullanıyoruz. Burada PES'inde yaptığımız elektriksel davranışı analiz ettiğimiz modelle bobini, bir endüksiyon bobinini analiz edip manyetik analizle bunu birleştiriyoruz aslında biz program üzerinde. Ve elimizde tamamen sistemin tüm dinamik davranışını görebileceğimiz aslında modeller oluşuyor. Bu da erken aşamalarda varsa riskler bunları azaltmamız için bize faydalı oluyor aslında. Sağladığımız aslında elektronik kartlar içerisinde düşündüğümüzde sonuçta bir şema yapıyoruz. Elektriksel komponentleri tamamının üzerinde olduğu bir şemalar tasarlıyoruz. Sonrasında bunu aslında yaptığımız bir tool var. Bu da Altium Designer. Biz bir şema tasarladıktan sonra bunu PCB'ye aktarabiliyoruz. Ve aktardıktan sonra üzerindeki tüm komponent tanımlarla geliyor. Burada bir 3D çıktısı alarak, yani 3D olarak bir formatta dosya paylaşıyoruz yapısal ekiplerle. Yani yapısal ekipler bu aldığı çıktıyla beraber ürünün yapısal formu içerisinde bunu yerleşim yapabiliyorlar. Çok kolay bir şekilde. Ve sürekli olarak biz her değişiklikte yapısal ekiplerle karşılıklı konuşarak bunu devam ettiriyoruz. Ki herhangi bir şekilde bizim yaptığımız tasarımla beraber yapısaldaki yapılan tasarımın uyumadığı durumlar olmasın. Ki projede bunlar oluyor. Mutlaka oluyor. Bizden kaçan noktada olabiliyor. Bizim yaptığımız tasarımdaki boyutlarla yapısaldaki boyutları farklı olabiliyor. Tabii bunları da iletişimle sürekli olarak karşılıklı konuşma içerisinde çözmeye çalışıyoruz tabii proje içerisinde sorunları. Prototip aşamada geliştirme kartlarıyla beraber yazılım altyapıları çalışıyoruz. Yani burada Canberk belki bir şeyler söylemek ister. Burada prototip aşamasında çalışırken aslında dikkat ettiğimiz çok farklı parametreler olmaya başlıyor. Ürünün genel bütün davranışlarını öncelikle bir listelememiz gerekiyor. Bu davranışlara uygun hangi tepkileri vermemiz gerek? Bunlarla ilgili bir çıkarımda bulunuyoruz önce. Daha sonra piyasayı taramaya başlıyoruz. Bizim bu çıkarımlarımıza uygun hangi ürünleri kullanabiliriz tarzında. Ardından var olan sistem tasarımına başlıyoruz. Bu sistem tasarımıyla kart tasarımları zaten paralel yürüyorlar. Bu paralellik esnasında bir sürü test yapmaya başlıyoruz. Bu testlerde geçti kaldı kararlarını vermemiz prototipin bize önemini gösteriyor aslında. Burada verdiğimiz kararla genelde prototipten çıkarttığımız yazılımın üzerine koyarak seri üretime doğru gitmeye başlıyoruz. Burada bunu aktarabilirim. Sorusu olan varsa ekstra onu cevaplayabilirim. Sorabilir miyim Canberk bir tane soru? Tabii. Ünlendirici. Şimdi sonuç olarak söylediğin şey senin yazılımı gömeceğin bir
işlemciyi seçiminden bahsettin. Sonrasında karta zaten fiziksel ortama bu kart bazında konuldu. Şimdi sen hangi ortamda çalışarak yazılımı geliştiriyorsun ve onu algoritmayı nereden alıyorsun? Yani ne yazacaksın? Hani bu davranışlar ne bekleniyor? Diğer fiziksel birimlerle olan iletişiminin nasıl olacağını nereden aldın? Ve bunu hangi ortamda geliştiriyorsun sorusu aklıma. Bilmiyorum ileride var mı? Tabii. Bununla ilgili cevabı şöyle verebilirim. Sercan abi birkaç sayfa önce gelebilirsek operasyon mühendisi, fiziksel mühendis tarafında. Aslında orada çıkarttığımız cihazın davranışlarına göre bizim yazılımda nelere ihtiyaç duyduğumuz doğuruyor bu sistem. Burada ürünün kullanıcı tarafındaki algısıyla bizim teknik taraftaki algımızı birleştirmeye çalışıyoruz. Bunu da bilgisayar ortamında tasarlıyoruz ve işlemciye gömüyoruz. Buradaki algoritmaların hepsini kendimiz tasarlıyoruz. Ekip olarak oturup var olan fiziksel tasarımlarla uyumluluğuna bakıyoruz aslında. Kullanıcıya da en basit şekilde sunmaya çalışıyoruz. Kullandığınız kodlama kullandığınız kodlama için kullandığınız ortamlar, arayüzler vesaire. Burada kodlama dili olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'de gömülü sistem kodlamasına girdiğinizde C'yi Türkçe gibi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. C programlama dilini Türkçe nasıl biliyorsanız belki Türkçeden daha da iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bütün debuglarınızı, kod geliştirmenizi hepsini C üzerinde yapıyoruz. Bizim kullandığımız sistemler Linux gibi bir sistem olmadığından dolayı C üzerinde yoğunlaşıyoruz. C++ gibi daha üst seviye bir dile geçmeye başladığınızda da aslında biraz daha savunma sanayine doğru sistemler olmuş oluyor. Çünkü C++ gibi dilleri kullanmak istediğinizde daha kapsamlı işlemcilerle, daha büyük işletim sistemleriyle çalışmanız gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin %85, %90'ı gibi de söyleyebiliriz bunu kendi gruplarımız arasında konuştuğumuzda. C diliyle büyük oranda geliştirme yapıyoruz. 32 bit işlemcileri genelde tercih ediyoruz. 32 bit işlemciler şu anda dünya sıralamasında baktığınızda da 16 bit, 8 bit işlemcilere göre daha fazla oranda satılmasından kaynaklı daha maliyeti düşük. Aynı zamanda geliştirme ortamı kapsamlı işlemciler. Bu geliştirme ortamları bize test kolaylığı sağlıyor aslında. Testlerimizi daha rahat yapabiliyoruz. Ayrıca güvenilirlik sağlıyorlar. Bu güvenilirlik de şöyle. Siz ne kadar kapsamlı test yapıp ne kadar çok debug yapabilirseniz ürününüze güveniniz o denli artmaya başlıyor. Çok farklı test tool'ları, çok farklı debug ortamları var 32 bit işlemcileri için. Bizim test ve onay ekibimizle de bununla alakalı testler yapılıyor. Bu da bizim ürün güvenilirliğimize direkt olarak etki ediyor. Ben burada bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Kendi sunumuma atıfta bulunarak. Şimdi burada pek çok arayüz ve şeyden bahsediyor. Bilgisayar ortamında yapılan simülasyonlar, modelleme ortamlarından bahsediyor. Belki bir sonrakinde daha iyi gözüküyor Sercan. Aynen. Hani bakarsanız bunların her birisi benim altyapı dediğim şeyin karşılığı sizde. Yani bu programlara sahip oluyor olmak her Ar-Ge ortamında olmuyor. Yani sistematik çalışan çoğu Ar-Ge ortamında var ama her Ar-Ge ortamında olmuyor. Şimdi bunları elinizin altında olması, ihtiyaç duyduğunuzda boş bir lisansın olması, siz bir şeyleri kendiniz de kurcalayarak öğrenmek istediğinizde boş lisans buluyor olmanız gibi durumlar bir şirketin Ar-Ge anlamında altyapısının ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren konulardan da bir tanesi. Yani altyapı dediğim sistematik olarak altyapısından bahsediyorum. Hani Canberk'in bahsettiği tarafa da geçersek yani bunu model bazlı yapabiliyor olmak, işte bunun farkında olarak hangi komponentle çalışılır, hangi komponent üreticilerine erişebilirim durumları da yani bunların her birisi birer size artı değer ya da bir Ar-Ge merkezinin, Ar-Ge çalışma ortamının kıymeti olarak ortaya çıkıyor olabilir. Diğer taraftan başka bir şey daha var. Hani arkadaşlar diyor ki bunun termodinamik analizi için çalışan birileri var. Bu da bir lüks. Ama her zaman bunu bulamayabilirsiniz. O konuda da kendinizi geliştirmeniz, onlarla neler konuşacağınızı bilmeniz, hatta bazen onların kullandığı tool'ları kullanıyor durumda olmanız da bu sefer sizin şahsi olarak o T-shape dediğimiz insana dönüşmeniz açısından faydalı oluyor. Yani bunları da lütfen şey olarak alın, yerlerine yerleşsin diye ben bir vurgu yapmak istedim.
Gerçekte bu ortamın olmasından ziyade bunlara ihtiyaç olduğunu veya nelere ihtiyacınız olduğunu farkında olmanız açısından bunu vurgulamak istedim. Teşekkürler abi. Ben burada şey de eklemek isterim. Geliştirmenin peşindeki test biriminin de olması çok büyük bir ayrıcalık bence. Hmm. Çünkü geliştirme esnasında bazı şeyleri kabul de edebiliyorsunuz fark etmeden. Hmm. Ama test ekibinin bunu farklı bir gözle test etmesi ürün gönüllülüğünü gerçekten arttıran bir pay. Yani Canberk şu aslında çok kritik. Bu bir donanım tasarımcısı için de çok kritik bir konu. Yazılım tasarımcısı için aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü biz bir kart tasarlarken müşteriler gelen isterler, teknik isterler doğrultusunda bir donanım bloğu tasarlıyoruz örneğin. O donanım bloğunun girdiğinde neler, çıktığında neler, bunu çok iyi analiz etmek gerekiyor ki bir yazılım mühendisi arkadaşlarla çalışırken biz sana bu girdileri vereceğiz, bizden bu çıktıları üretmemiz lazım diye beraber konuşabiliyor halde olmamız gerekiyor. O yüzden simülasyon ortamından bunu şemaya aktarmak, o şemayı oluştururken de aslında biz yazılım mühendisi arkadaşlar beraber çalışıyoruz. Yani burada biz Canberk'le beraber sürekli olarak şu donanım bloğunu şöyle kullanmalıyız, şu bloğu kullanırsak işte işlemcide şunlar değişir vesaire gibi sürekli olarak bir karşı iterasyon haline gidiyor aslında. Biraz iteratif bir sistem var aslında burada. Sürekli olarak gelişen, tasarım yaptıkça aslında dönüşen, daha az nasıl komponent kullanarak bunu yapabiliriz düşünülerek aslında bazı konulara gidiyoruz. Bu konuda her bir bloğun test edilebilirliğinin ayrı ayrı modüler bir şekilde yapılabilmesi çok kritik oluyor. Sadece kendiniz test etmeniz yeterli olmuyor. Sizden başka test ekipleri var mesela şu an bizim kendi çalıştığımız bünyede içerisinde. Onların test ediyor olması ve bize geri bildirim veriyor olması da tasarımın güvenini aslında arttırmaya devam ediyor. Çünkü biz her gelen geri bildirimi çözüm önerisi olarak üzerine katarak tekrar ilerletiyoruz. Aslında bu yüzden biraz bahsetmiştik. Yazılım tarafından biraz bahsettik. Bu görsel aslında genel olarak prototip seviyede bir testlerimizi yaparken neler kullanıyoruz? Nasıl bir prototip aslında bizim için konsept doğrulmak önemli? Ondan biraz da bahsetmek istiyorum. Hani bu görsele baktığımız zaman bizim şebekelimle ayarladığımız bir varyağımız görünüyor en solda. Belki mouse'umda görebiliyorsunuzdur herhalde. Yanında bir üç analizörümüz var aslında. Yani Okan'ın aslında sürekli bahsettiği bir altyapının sağlam olması aslında konusu çok önemli. Çünkü en basitinden de biz bir güç ölçmek istediğimiz zaman bunu yapan bir cihazın orada olması çok hızlı bir geri bildirimle bizim onun üzerine başka şeyler koyarak ilerlememizi sağlıyor aslında. Bu öteki aksi takdirde akımı ayrı ölçeyim, gerilimi ayrı ölçeyim, bunu çarptırayım bunları falan gibi konulara gitmeye gerek kalmıyor. Aslında bunu yapan bir cihaz var. Çok basit bir şekilde biz bunu görebiliyoruz gibi. Aslında bir örnek verebilirim burada. Şu sağ tarafta gördüğünüz de aslında bir manyetik alanı ölçebildiğimiz, X, Y, Z ekseninde ürünlerin yaydığı manyetik alanı ölçtüğümüz bir aslında chamber. Ben de işe başlayana kadar, belki stajla belki bunu görmüşümdür. İlk günü başlaştığım bir aslında bir test laboratuvarı aslında. Eğer manyetik alanın içerisinde olduğu, emisyon teknolojisi gibi ürünlerde bu test çok önemli bir hale geliyor. Çünkü ürününüz bir manyetik alan üretiyor ve siz bu manyetik alanı doğru yönlendiremiyorsanız eğer, burada tabii yönlendirdiğimiz yer cezve oluyor bizim kalan makinesi içerisinde. Eğer bir yayılım yapıyorsa bunu standartlar gereği aslında engelleyen bir test prosedürü var. Aslında bu cihaz X, Y, Z ekseninde bu manyetik alanı ölçüyor. Eğer sınırların dışına çıkan bir nokta varsa belki bizim ürünümüzde bir ekranlama yapmak, belki bir alüminyumla bir shield yapmak, en erken aşamada bunu testle görmek çok kritik aslında. Yani bu anlamda da test altyapısının yeterli olması daha prototip seviyede bizim bazı riskleri ortadan kaldığımız çok önemli hale geliyor. Aslında biraz bundan bahsetmek istedim burada. Bu aslında bizim için önemli bir sayfa. Çünkü Ar-Ge altyapısında kullandığımız çoğu cihaz aslında tasarım yaparken bir güç elektroniği donanım mühendisi, yazılım mühendisi olarak düşündüğünüzde aslında bu cihaz çok kritik hale geliyor. Sağ üstteki bizim için en değerli aslında ürün, en değerli cihaz. Yani Akif abi Canberk de doğrulacaktı beni. Osiloskop aslında bizim bir elektronik kart üzerinde akım, gerilim gibi ölçümler yapabildiğimiz farklı komponentler için ve bunların üzerine analizler yaparak sistem kontrol ettiğimiz, parametre alabildiğimiz bir cihaz aslında. O yüzden aslında bizim en değerli varlığımız Ar-Ge cihazı olarak, güç elektroniği, donanım tasarım mühendisi olarak aslında osiloskop oluyor. Her gördüğümde heyecanlanıyorum yani, onu söyleyeyim. Osiloskop hani, tarafında bile heyecanlanırım. Yani yeni versiyon çıktığında onun gelmesi bile aslında bizim için heyecan verici bir olay olabiliyor Ar-Ge içerisinde. Burada bir DC güç kaynağımız var. Yani önce testlerde bir SMPS tasarım yapmadan belki istediğimiz gelim seviyelerinde önden test etmemizi sağlayan bir cihaz aslında burada. Üç analizörünü az önce bahsetmiştim. Doğrudan şebek gerilimi, akımını,
güç faktörünü ölçebildiğimiz aslında bir cihaz. Sağ altta daha çok Canberk'in hani çalıştığı ve bizimle beraber bir arayüz oluşturabildiği aslında evaluation kitler var. Üzerinde işlemcilerin olduğu ve yazılım altyapısının prototip seviyesinden itibaren oluşturulabildiği kitler var. Yani bu aslında bizim temel prototip üzerinde bir donanımsal üzerinde bir elektronik kartı işlemci kontrolü getirmek için onun aslında yapılar, bu kitler. Şurada bir izolasyon, yani USB to USB yazan aslında sistemin, yani belki bilgisayarıyla bizim gerçek elektronik kart arasındaki izolasyonu sağladığımız bazı komponentler de var. Bazı kablolar. Hatta bunun içindeki anımızı anlatabilirsin Can belki. Biraz. Bu aynı zamanda şöyle bir şey. ETT yazan gördüğünüz şey sizin can sağlığınızı da sağlayan bir şey. Biz bir gün Sercan abiyle bunsuz çalışırken ışıkları gördük. Yani masanın üzerinde yanan ışıklar, çıkan dumanlar sizin can sağlığınız, yani canınız için gerçekten önemli bir şey. Burada aslında şey, izolasyondan biraz aslında bahsetmek lazım belki. Sonuçta geliştirme kartları, geliştirme kitleri USB ile bilgisayara bağlanan aslında yapılar. Bu bilgisayarlar da oradan bizim kullandığımız elektronik kartlara bağlanıyor. Ve elektronik kartlarımız şebekeye bağlı bizim. Ve bu sistem çalışırken bilgisayarın sistemden izole olması gerekiyor. Burada bu kit izolesiz bir yapı aslında. Aradaki kullandığımız bu USB izolatör sistemin birbirinden aslında izole olmasını sağlıyor. Ve bunun olmadığı durumda bir sistemi çalıştırmaya kalktığımızda doğrudan bilgisayarınız tahrip olabilir. Veya elektronik kartta tahrip sebep olur. Ve kısa devre sebep olabilirsiniz aslında. Bu o yüzden bizim için önemli olduğu için ben bunu koymak istedim. Bu USB izolatör konusunda araştırırsanız belki daha ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Şu bunun sol alttaki... Bir örneği de şöyle verebilirim. Bahsettiğim gibi ben Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Lisanstayken akıllı ev laboratuvarımızda bir deneme yapıyorduk ve bu deneme esnasında USB izolatörümüz yoktu. Ben o zaman varlığından da çok haberdar değildim. Arkadaşlarla beraber sistemi bağladık ve fişi taktığımız anda bütün fakülteyi elektriksiz bıraktık. Çünkü ana şalterleri attırmıştık. Güvenlikten istedik kaçmasını. Güvenlik kaçtı ve biz konuyu bilmediğimiz için tekrar bağladık. Belki öncekinde yanlış bağlamışızdır diye. Tekrar attı ama bu sefer yanacak şekilde attı ve o akşamki bütün dersler karanlıkta işlenmek zorunda kalmıştı. Ben şey yapabilir miyim Sercan burada? Bir tabii abi. Açalım. Şimdi hazır bu konu açılmışken, şimdi laboratuvarlarda bunu muhtemelen defaten duymuşsunuzdur. İlk önce kendi can güvenliğiniz, arkasından ölçüm yaptığınız cihazın güvenliği, onun bir zarar görmemesi. En son olarak da ölçümü yaptığınız neyse kartın veyahut da numunenin güvenliğinin sağlanması konusu hep söylüyorum. Bizim için de bu geçerlidir. Yani yeni tasarladığımız bir kart varsa osiloskopla bir ölçüm yapacaksak ilk önce kendimiz canımıza bir zarar gelmemesi gerekir. Sonra osiloskopumuzu korumak üzerine tedbir alırız. En sonunda o kartımızı korumak üzerine alırız. Diğer taraftan yaptığımız tasarımlarda da buna benzer bir yaklaşımla şöyle bir şeyimiz vardır. Kullanıcının canına malına zarar getirecek hiçbir şeyi kabul edemeyiz. Yani o şekilde herhangi bir risk faktörünü göze alarak bir ürünümüzü sahaya göndermemiz mümkün değildir. Ya orada en ufak bir şüphemiz varsa o şüpheleri gidermeden ürün gitmez. Yani mühendislik açısından sizlere de yapacağınız çalışmalarda bir şey olması açısından söylüyorum. Onun akabinden regülasyonlar gelir. Yani standartlar vardır. Bu standartların kimisi yine güvenlikle ilişkilidir ama bizim güvenlik standartlarımız, yani insan canına malına olan güvenlik standartlarımız her zaman regülasyonların üzerindedir. Dolayısıyla ilk önce onlar gelir. Arkadan regülatif konular gelir. Birazdan belki EMC'den vesaireden bahsedecek arkadaşlar. O tip konular. Ondan sonrasında şirketin geri kalanı para kaybetmesi, müşteri memnuniyeti, reputasyon kaybetmesi, itibar kaybetmesiyle ilgili konulardır. Sonra da onlar gelir. Bunların da hepsi yoğun test yapmak ve o bilginizi, o sistematik olarak bir şeyler geliştirmenizi gerektirir. Yani bir ürünün insan canına bir zarar vermeden veya regülasyonlara aykırı olmadan bozulmaması sizin paranızla ilgili bir şeydir. O müşteri bir daha sizden mal almaz. Bu da bir reputasyonunuzla ilgilidir. O ürünün yerine yenisini vermek zorunda kalırsınız, para kaybedersiniz, sizinle ilgilidir. Bu kısım parayla ilgilidir ama üçlüsü böyle gelir. Güvenlik, regülasyonlar ve ondan sonra bizim güvenilirlik dediğimiz, birisi güvenlik, ötekisi güvenilirlik, reliability İngilizcesi. Yani birisi safety, ötekisi reliability. Safety gelir, regülasyonlar gelir, ondan sonra da reliability gelir. Yani bu anlamda da size yine bir şeyi söylemiş olayım, kendi bakış açımızı. Muhtemelen sizin çalışacağınız organizasyonlarda böyle olacaktır. Buraları bilmeniz, anlamanız kritiktir. Teşekkürler. Bu vicdani yükümlülükle de
bağdaşan bir nokta aslında. Aynen öyle. Sizin yaptığınız bir üründen başka bir insanın zarar görmemesi. Aynen. Bu şirket politikalarına yansıyan bir şey aslında. Hani sonuçta biz de tasarımcılar olarak hani sürekli olarak her aşamada, her adımda test yapmamız aslında bununla ilgili oluyor biraz da. Çünkü sonuçta bizim yaptığımız ürün serotonine girdiğinde kullanıcının aslında evine gidiyor. Ve aslında orası bizim artık tamamen dışımızdaki bir ortam. Ve burada herhangi bir üründen bir kişinin zarar görmesi bizim için hem tasarımcılar hem de şirketler açısından çok önem arz ediyor. O yüzden biz her aşamada ne kadar çok test yapabilirsek o kadar çok yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için aslında bir önemli konu. Burada aslında şundan bahsetmek istiyorum. Bu sürekli olarak diyoruz hani ilk prototip elimizdeki tüm kaynakla olan 3D yazıcı olabilir bu. Farklı bir şekilde elimizdeki kartlardan uzay montaj yapılar kurabiliriz. Bunlar aslında temel prototipi sağlamak için ilk aşamada şu an gördüğünüz görsel en başta reklamını izlediğimiz şu an Serotim'deki kahve makinemizin ilk prototipi. Ürüne baktığınız zaman hemen yanına diğerini de açayım. Şu an Serotim'deki ürünü de sağ taraftakini görüyorsunuz. Şimdi prototip seviyede bazı testleri yapmaktan kastım aslında şu. Çok temel seviyede gerçek plastik olmak zorunda değil. Gerçek son görsel olmak zorunda değil test yapmanız için. Burada sizin kafanızda ürünün isterlerini karşılamak için temel fonksiyonu gerçekleştiren bir yapıyı nasıl kurarsanız gerçeğe en yakın olarak o sizin aslında ilk prototipiniz oluyor. Burada da bizim solda gördüğünüz de sonuçta endüksiyon camı var. Ürünün bir 3D yazıcıdan bile çıktı olsa bir plastik altyapısı var. Ve bu testlerle beraber biz en başında bazı riskleri aslında görebildik. Isınma anlamında görebilirsiniz riskleri. Elektronik kart ısınan komponent var mı yok mu görebilirsiniz. Endüksiyon bobin tasarımında bir sıkıntı var mı? Sonuçta biz bir güç aktarıyoruz cezveye. Bu gücü doğru aktarabiliyor muyuz tarzındaki aslında tüm öncü testleri prototipini aslında yapmıştık o zaman da. Ama ürünün geldiğini gördüğünüzde arada içen bir sürü test var. Yapısal ekiplerin çalışmaları, görsel çalışmalar ve bir sürü sanat testi var. Aslında temel prototipten başlayıp gittiğimiz yer aslında sağda gördüğümüz görsel oluyor. Tabii bu aşamaya kadar birçok test, birçok tasarımdaki değişiklikler de işin içerisinde olmaya devam ediyor. Bunu bu en azından başladığı yer ve sona geldiğimiz ürünü görmek açısından bayağı güzel bir görsel olduğu için hani sizlerin kafanızı anlamak açısından koymak istedim aslında buraya. Burada az önce Okan abi de bahsetti. Hani EMC'de bir tane sorumuz var. Ben stajda başladım ve daha sonrasındaki ilk ürün çalışmaya başladığımda en iyisi ocaklar yapıyorduk bu zaman biz. En iyisi ocak projesinde çalışıyordum ben. Orada da farklı standart testler var. Ama EMC dediğimizde... Burada chat'i merak ediyorum. Can Bey... Şu an mesela bir cevap var, ben göremiyorum tabii de belki Pelin yardımcı olur. Prototipten bahsetmişken şey sorusu gelmişti, onu sorabilirim diye düşünüyorum. Bu cezvenin malzemesinin bu hareketli olan mekanizmadan bahsetmiştiniz alttaki. O malzemeleri seçim aşamasını merak etmişler. Şöyle aslında... Hareketli şimdi, olan parça ve cezve tasarımının malzemesini kim belirliyor diye bir soru. Şöyle, yani. Şimdi burada konulmasının teknolojiyle bu aslında biraz belirleniyor. Önceki kahve makinelerinde konvansiyonel ısıtıcılar arasında doğrudan temaslı ısıtan aslında ısıtıcılar var. Önce alttaki alüminyum ısıtıcı parça ısınıyor. Daha sonrasında temas ettiği cezve ısınmaya başlıyor. Ama endüksiyon teknolojisinde manyetik alanla biz bir ısıl kayıp oluşturduğumuz için altta bir endüksiyon bobin tasarımımız var. Elektronik olarak üzerinde yönleşen bir bakım oluşturduğumuz ve manyetik alan oluşturduğumuz bir yapı var. Onun üzerinde bir cam var. Arada gördüğünüz gibi. Üstünde de ferromanyetik bir malzeme olması gerekiyor. Aslında bu biraz metal bir malzeme olması gerekiyor. Yani bakır, alüminyum gibi malzeme aslında ferromanyetik düşük bir malzeme olduğundan çok burada endüksiyonla beraber kullanılamıyor. Yani seçimleri aslında biraz belirlerken teknoloji olarak sanatmış endüksiyon ekleyince sisteme onunla beraber gelen aslında bazı parametreler oluyor. Endüksiyon bobin tasarımı, manyetik tasarım, cezvenin malzemesi de biraz ferromanyetik malzeme olması gerektiğinden dolayı burada 400'lük çelik gibi bir malzeme kullanıyoruz. Belki biraz cevap olmuştur. Hani daha... Şöyle bir katkıda bulunayım mı? Şimdi bu bahsettiğiniz konularla biz de malzeme bilimleri ekibi yoğun olarak çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir hareketli parça yaptığınızda onun aşınması, sonra gıdayla temas edecek kısımların gıda temasına uygun olması, yani ileride şu su konulan kabın, düşünün ki içerisindeki şeyin, malzemenin suya karışması uzun vadede. Şimdi bu hiç istemeyeceğiniz bir durum, o plastiğin karışması. Dolayısıyla buna uygunluğunun hepsinin toplamını yöneten bir malzeme teknolojileri ekibi var. Biraz önce şeyin bahsettiği gibi, Sercan'ın bahsettiği gibi, şimdi ne alakası var diyebilirsiniz ama şu şeyin işte endüksiyon ısıtma teknolojisinden gelecek şekilde ferromanyetik olması durumunu işte elektronik ekipleri söylüyor.
Bunun yanında ama bunun tek özelliği ferromanyetik olması değil. Onların içerisinde aşınması, bozulması, işte yıkanması kolay olması, şekil verilmesiyle ilgili konular, üzerini kaplama kabul edebilmesiyle ilgili konular vesaire gibi pek çok parametre farklı birimlerden geliyor. Bir yapısalcı diyor ki ağzında şöyle bir şey yapabilmem lazım. Ötekisi diyor ki bunun çapaklanmadan bir kalıptan çıkması lazım. Biz diyoruz ki ferromanyetik olması lazım. Yani bu işte bahsettiğimiz o işbirliği içerisinde çalışma, farklı birimlerle çalışmanın güzel bir örneği. Sorduğun soruya teşekkürler. Tam da belki burada amaca hizmet eden şey bu. Tek başınıza karar veremiyorsunuz. Yani yapısalcı ben yaptım, böyle karar verdim diyemiyor. Ortada bir teknik çözüme dair optimizasyon işi var. Yani bu malzeme ilk yıkamanızda, ilk elinize aldığınızda şekil değiştirse veya elinizden tezgah düştüğünde yamulsa o da işinizi görmüyor. Dolayısıyla hepsinin ortak bir yerini bulmanız gerekiyor. Belki hani tam hatırlamıyorum ama arkadaşlar da o farklı malzemelerde o ısınma performansı, verimlilikle ilgili bir sürü kaygılar yaşamış, onları düzeltmiş olabilirler. Ya da ısıtma parametrelerini, sensör parametrelerini almış olabilirler. Burada iterasyonla ilgili birkaç örnek vereyim. Bu malzeme ekipleriyle veya güç elektronik dışındaki ekiplerle çalışırken onların yaptığı her değişikliği de tekrar sorgulayarak bunun ferromanyetik özelliği bozucu bir etkisi var mıdır diye kontrol etmemiz gerekiyor. Böylece karşılıklı bir mutabakat noktası olması gerekiyor. Akif, yani eklenen bir kaplama bunu şey yapar. Bu boyayla ilgili kısım da vardı. Onu da bir şey yap istersen söyleyeyim. Evet evet bu yani Sercan, şöyle hatırlıyorum. Bizim bakır görünümlü olanıyla alüminyum görünümlü olan iki versiyonumuz var. Bunların elektronik parametreleri farklı. Evet aynen öyle. Bunların elektronik parametreleri birbirinden farklı. Çünkü boyaların tipleri farklı olduğu için bizim elektriksel parametrelerimiz etkiliyor. Bunu da yani, biz ayrı ayrı test etmemiz gerekiyor. Bunun hepsini yani arkadaşlar buna göre veriyoruz. Bu detayı da düşünmemiz gerekiyor. Tencere tabanı, buradaki cezve tabanının konveks veya konkav olması dahi bizim parametrelerimizi ciddi etkileyecek şeylerden biridir. Bir de yine reliability ve durability dediğimiz kavramlar uzun vadede bu cezvenin tabanından akan yüksek akımlar sonucunda müşterinin kullanım ömrü boyunca stabil kalabilmesi ve şeklinin, formunun bozulmaması konusunda da hızlandırılmış ömür testleri yapmanız gerekiyor. Yani çok boyutlu bir konu. Ar-Ge'yi her zaman böyle düşünün. Bir kahve makinesinden ne çıkabilir demeyin. Herhangi bir küçücük bir üründen dahi çok uzun süre çalışmanız gereken disiplinler arası bir iş çıkabilir. Bunu görmeniz buradaki isteriz. Konunun inceliğine şöyle bir örnek verebilirim. Aynı renkte, aynı şekilde her türü aynı olan cezvenin üretim esnasındaki farklı ham madde slotlarından farklı değerler gelebiliyor. Bunu da kontrol altına almanız gerekebiliyor. Yani bütün tasarımı dondurmuş olsanız bile üretimde de bunu kontrol altına almanız gerekebiliyor. Aslında o nedenle prototip yaptığımız testlerden sonra her deneme üretiminde, seri üretim öncesinde bile olsa yaptığımız testlerde bir farklılık görürsek eğer, hani üretim kaynaklı cezvede bir sıkıntı olmuş, bizim parametremiz etkilenmiş. O durumda doğrudan tasarıma dönüp onu optimize etmek için çalışmalar yapıyoruz ve tekrar testlerle bunu doğruladıktan sonra aslında seri üretime onay kararı verebiliyoruz. O yüzden burada aslında bizim dışımızda ekiplerin de yaptığı tasarımlarda bizim girdi vermemiz, onların tasarımlarımıza girdi vermesi konuları çok kritik oluyor. Ve burada her değişiklik, her parametre değişikliği sistem tasarımında çok ciddi değişikliklere sebep olabiliyor. Bu aşaması da yok. Sercan, kritik bir soru, güzel bir soru. Dinliyorum güzel abi. Bir soru. Pardon, ses kesildi. Sen bitirmemiştin galiba. Dinliyorum ben sana, sorabilirsin. Kritik, güzel bir soru geldi. Bu böyle bir ürünün geliştirme süresi ne kadar oluyor piyasaya çıkması? Yani konseptten seri üretime. Aslında şöyle, bu proje üzerinde yaklaşık 12 ile 15 ay arasında bir süre aldı aslında projenin tamamlanması. Burada şöyle bir açıdan bakabiliriz. Projenin teknolojisinin, yeni teknoloji içermesi biraz daha bu sürenin uzamasına, çok fazla test edilecek komponentin, çok fazla test edilecek yapının biraz olması da süreyi artıcı aslında etkinlikli parametreler. Yani en çok zaman alan yer aslında test tarafı. Tasarımı bir yerde belki dondurabiliyoruz ama test tarafı hiç donmuyor. Çünkü her değişiklikle, ufak bir plastik bir parça değişti, cezvenin sapında kenarında bir şey değişti, boyası değişti, her türlü değişiklikte biz dönüp bu sistem nereye etkiler? Aslında çok kritik bir soru bu.
Yani ufak bir değişiklik bile sistemde hiç ummadığınız bir yere değiştirebilir. Ve bu da aslında testlerle yakalamanız için sizin bunu her aşamada test etmeniz gerekiyor. O yüzden yani bu yeni bir proje özelinde olduğu için yani süre biraz daha 12-15 ay mertebine çıkabiliyor ama bazı projelerimizde iyileşme projeleri olabiliyor. Onların süresi daha bir yıl içinde bitebiliyor testlerle beraber. Örneğin ufak bir revizyonsa 2-3 ayda da belki tamamlanabiliyor testlerle beraber. Aslında bu da işi gösterebiliyor. Yeni bir teknolojiyi bir ürün devreye almakla bir iterasyon yapmak arasındaki süre değişken aslında. O yüzden bu proje... Burada tabii proje ekibinden de bahsedelim. Yani yeri geliyor 50 kişilik bir ekip çalışıyor burada. Yani 50 kişi çarpı bir sene gibi düşünebilirsiniz. Burada insan saat hesabından çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor kaynak anlamında. Aynen öyle. Ben sorulardan birini cevaplamak istiyorum. Niye termosuyu otomatik koyabiliyorken kahveyi veya şekeri otomatik koymuyor? Bunun için ekstra bir yer yapıp kahveyi tek düşte yapılmaz mıydı? Ya da yapılması mümkün mü? Yapılması mümkün. Teknolojik çözümler üretebilirsin. Ancak müşterinin isterleri ve senin ürünü çıkartmayı arzuladığın nokta aynı mı diye tartışmak gerekebilir. Bu Okunami'nin slaytında da bahsettiği, yani akademik çalışma mı yapıyorsun, bir girişimci misin, kurumsal firma mı? Senden ne bekleniyor, neyle alakalı olduğuyla tam olarak bağdaşıyor. İstersen yapabilirsin tabii ki. Sadece bunu satabilir misin, bunu piyasaya sürebilir misin? Bunlar da önemli konular. Bu tarz projeler var. Tabletli kahve makineleri var. Fakat onlar örneğin espresso gibi özel hazırlanmış tabletlerden oluşuyor. Fakat Türk kahvesinin Türkiye'ye özgü bir şey olduğunu ve Türk kahvesinin muhafaza şartlarının ayrı olduğunu ve herkesin farklı marka model kahve kullanmak isteyeceğini düşündüğünüzde aslında burada o ister ayrışmaya başlıyor. Ve ürünün kompleksitesinin çok çok artacağını gösteriyor. O kahvenin muhafaza edilmesi. Türk kahvesi anlayışına da bazen ters gelebiliyor. Orada biraz da kullanıcı alışkanlığını da bazen değiştirmeden kullanıcının da bir sürece ufak bir katkısı olmasını sağlamak yine ürün anlamında avantaj sağlayabiliyor size. Bu da zaten Telve'nin şu an başarılı olduğunu biliyorum. Yeni Telve'nin, indüksiyonlu Telve'nin başarılarından birisidir. Diğer sorularımız var. Bir soru var sanki. Yani şu şey konusunda ben de kendi çerçevemden cevap vereyim. Yani kahveyi ve şekeri katamaz mısınız? Katmak elbette arkadaşlar da belirti mümkündür. Sadece bunu kattığınız zaman ortaya çıkacak sistemin hem maliyet olarak hem de hacim olarak müşteri isteğiyle ne derece uyumlu olacağı konusu gündeme geliyor. Bunun dışında kafamızda oluşan hijyen gibi konular, ondan sonra Türk kahvesinin yapısı gereği rutubetlenmemesi lazım. Oraya koydunuz bayağı bir Türk kahvesini, ondan sonra o kahveyi şey yapabilecek misiniz? Koruyabilecek miyiz? Koruyabilecek misiniz, isteyebilecek misiniz oradaki şey gibi. Hani bunların da tabii ki mühendislik çözümler olarak bir şeyler yapmak mümkün ama o kompleksitenin hepsi bu ürünün değerine ne katıyor? Müşteriden ne istiyorsunuz bunun karşılığında gibi? Ne kadar bir hacimde yer koyacaksınız? Bizim şirketin işte Grundig şeyinde özellikle sattığı kahveyi de öğüterek şey yapan, espresso yapan makinalarımız var. Ama hani orada hem kendi gözlemimde öyle hijyen konusunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani orayı temizlemeniz gerekiyor. Onu temizlemeden olmuyor. Yani ne kadar şey mühendislik çözümü yaparsanız yapın o temizleme bir iş. Bunu istiyor mu gerçekten müşteri? Herkesin tercih edeceği bir şey mi? Yani bu Telve'de yarattığımız kadar bir yaygınlığı yaratır mı sorusu geliyor. Ayrıca ayıracağınız Ar-Ge masrafı ile karşılığı ne olacak gibi bir şey geliyor. Şimdi bir şey sorusu gelmiş, oraya bağlayacağım. Ar-Ge maliyeti ne kadar oldu diye. Yani bunu şirket şeyidir, çok fazla konuşmak doğru değil. Ayrıca bende toplamı da yok. Yani olsa da paylaşmazdım ama toplamı en azından bende yok. Sadece çok ciddi bir ekibin çalıştığı, biraz önce arkadaşların dediği gibi 45-50 kişinin eli değmiştir bu kahve makinesine. Öyle az buz olmayan. Yani 150 kişinin değmiştir de 50'si bir fiil ciddi bir zamanını bazı şeyleri çözmek için zaman harcamıştır. Belli kayda değer bir vakit almıştır bunun olması. Hani böyle düşünün. Maaşlarıyla çarpın. İster 50 kişinin, hani 50 kişi diyeyim bir ay. Yani biraz önce Sercan söyledi. 15 ayda muhtemelen bunun 15'i 15 ay boyunca çalışmıştır. 225 kişilik bir maaş diyeyim. 225 maaş ödediniz. Yanındaki geri kalanını da bir maaş ödedin. Yani 300 maaş ödediğinizi düşünün, 300 mühendis maaşı gibi düşünün yani. Sırf mühendislik için ayırdığınız zaman. Ayrıca altyapınızdan kullandığınız, prototiplemek için yaptığınız ürünlerin her birisinin masrafı, ondan sonra harcadığınız, bozduğunuz, çatlattığınız, kırdığınız ürünler. Ne kadar Türk kahvesi harcadık? Evet, ben onu söyleyecektim aslında. Tam ona gelecektim arkadaşlar.
Evet. Bu süreçte yapılan Türk kahvesinin haddi hesabı yok. Kovalarla Türk kahvesini bir ara biz nereye dökeceğiz bunları sıkıntısı yaşadık ekip olarak. Gerçekten. İmha edemiyorduk. Hafriyat gibi böyle inşaatlarına bir yer verirse belediye. Ya bunları dökebilirsin buraya. Al döktün betonları git buraya dök gibi. Sanki yani, biz böyle bir şey mi atıp bulsak diye şey yapıyoruz. Lavaboların giderleri yeterli olmuyordu. Bu bizim aşağı yukarı bütün projelerimiz bir başka soruda teşvik alındı mı diye. Biz ARGE merkezi olduğumuz için zaten yaptığımız çalışmalar bir şeyin bünyesi içerisinde. Bu projeye özel de yani o kapsamda bu projede teşviklenmiş durumda. Yani onu da soruya cevap vermiş olayım. Başka bir şey var mı? Burada hani komik bir bilgi de vereyim. Şimdi hızlı çözüm üretmek isteyen mühendisler tabii ki her zaman için. Hızlı test yapmak isteyen arkadaşlar o anda ortak kullanım alanındaki Türk kahvesini alanlar da oldu zamanında. Yani bu testler şimdi bu da firmada sorun da yaratabiliyor tabii bazen. Testler için her an böyle size birisi getirip böyle önünüze buyurun işte 20 kilogramlık bir çuval kahve getirdik demiyor. Bunu da organize etmek gerekiyor yine aynı şekilde. Evet evet aynen öyle. Yani ben çok fazla şundan dolayı azar diyeceğim ama bu tam tabiri değil. Arkadaşlarımdan böyle bir ya yine kahveyi bitirmişsin mutfaktaki tarzı azarlar yedim. Yani tam öyle yeminden gelmişim bir kahve içeceğim ama kahve bitmiş falan gibi. Bir de senlerle karşılaştık mutlaka projede. Çünkü teknisyen arkadaştan duydum bir de kahve kokusunu artık Türk kahvesinden bezmiş durumdaydı. Bir sene boyunca herhalde kahve içmediğini söylüyordu bu projeden sonra. Aynen. Sürekli o kahve kokusunu ala ala aslında güzel bir kokudur. Ama insan uzun vade maruz kalınca onu gördüler mesela uyku problemi sebep kilo bazında yapıyorduk kahveyi. Aynen. Öyle düşünebilirsiniz. Böyle kahve yaptığımız yani test ekibinde 5 tane farklı test yapan arkadaşımızın aynı anda önünde bu cihazın olduğunu düşünelim. Ve sürekli doğal kahve pişiriyorlar. Her seferinde 6 kişilik kahve pişirebiliyor maksimum ürün. Yani her seferinde koyduğumuz kahveyi dışında hesaplarsak bayağı bir aslında bir gün içerisinde tüketen çok fazla bir miktara gelin geliyor. Belki bir gün içerisinde 20 kilo gidiyordu. Öyle şey 24, şu soru 24 saniye sürüyor. Hazırlama prosesiyle beraber 210 saniyede bir yani şu soru ortaya çıkıyor belki. Neden yapay bir malzeme kullanmadınız sorulabilir mühendislik açısından. Hani burada mesela basit bir filtre, daha basit olan filtre kahve gibi bir makinesi olsaydı bu belki daha farklı malzemelerle filtre kahve simüle edilebilirdi. Ama Türk kahvesinin köpürme gibi çok farklı özellikleri var ve çoğu performans testinde bu önemli hale geliyor. Sadece güç değerine bakacaksanız belki su kaynatmak burada süreyi de göz önüne alarak su kaynatmak yeterli olabilir. Ama Türk kahvesinin özelliği gereği malzemenin kendisini kullanmak gereken test sayısı çok fazlaydı. Solunum cihazı gibi çalışmalarda dahi yani bir yapay akciğer kullanılabiliyor. Fakat burada malzemenin direkt kendisi kullanılması gerekti. O zaman sonraki soruyla devam edelim mi? Sanki soruda biraz... Sonra göremiyorum bu arada. Siz görebiliyorsunuz herhalde ama... En son kontrolü hangi departman yapıyor? Aslında çok şeyle bahsettik biraz. Test donan ekibimiz var. Ve test donan ekibinin hem yazılım hem donan testi yapabiliyorlar ama sonuçta bir üretim tesisimiz var bizim. Sonuçta kahve merkezinin üretimde bir bant var. Bu bant üzerinde de kontrol ürünleri oluyor aslında. Bir bant üzerinde ürünler akarken en son çıktığı ürün aralardan bazı seçme yaparak bazen işte sample'lar olarak da ayrı testler yapılabiliyor. Kalite kontrol. Bir şey mi diyeceğim belki? Evet evet kalite kontrol olarak. Aslında kalite kontrol, kalite ekiplerimiz var orada. Bunlar belli bir üretim aletlerinin içerisinden örnek sample ürünleri alarak ek testler yapabiliyorlar. Orada herhangi bir hata yakalaması durumunda o gün o bantta üretilen diğer ürünlerin de kenara ayrılması ve belli kontrol aşamadan geçmeleri gerekiyor. Bu da seri üretimde aslında zorlanan bir tanesi. Yani üretim tarafındaki zorlukları düşündüğümüz zaman bu çok kritik oluyor. Yazılımda herhangi bir o aşamada sistematik bir hata oluşması durumunda da yani üretimin anlık olarak durdurulması gibi durumlara sebep olabiliyor. O yüzden erken aşamada çok fazla test yapmanın bu önceki süreçte bize faydası çok büyük oluyor. Devam edeyim isterseniz biraz daha. Sonra bir proje üstünde çalışırken başka projelerle de ilgileniyor musunuz? Ya da soruları sonra atıp slide'ı mı tamamlayalım? Tamamen sonrasında sorular biz belki yani çünkü ben evet, zaman... bence de buradan devam ederiz. Teşekkürler. Tamamdır. Devam edeyim ben. Hani iyi misin sormuştuk burada. Hani cevap geldi mi tam emin değilim. Hani oraya biraz çünkü geri dönmüştük sonrasında. Aslında bu elektromanyetik compatibility dediğimiz bir kavram. Ürün içerisindeki
elektromanyetik alan yayan tüm komponentlerin bu ürünün çalıştığı ortamdaki diğer cihazların etkilerini aslında analiz etmeye çalışıyoruz. Ben bir kahve makinesi yaptım. Tezgahın çalışıyor. Yanında bir radyo var veya bir televizyon var. Benim yaptığım ürün bu diğer ürünleri hangi oranda etkiliyor ve bunları bozucu etki yaratabiliyor mu, yaratıyor mu? Aslında bu sorunun cevabını aramaya çalışıyoruz. Ve burada ürünün aslında zorlayan en önemli bir tanesi bu. Ürün içerisinde elektronik kartın pozisyonu, bobinle elektronik kart arasındaki mesafenin kritikliği, kablo geçiş yerleri. Yani yapısal ekipten aslında biz elektronla girdi verdiğimiz zaman işte kablo geçiş yerini tarifliyoruz. İşte bu kablo bunun yakın geçmesin, bu bobinin yanından şu kablo geçmesin veya işte kartın dikey pozisyonundayken şu pozisyonda olmalı. Test için çok kritik gibi geri bildirmemiz de oluyor. Bana burada belki bir biraz örnek verelim. Sercan. Yani böyle hani biraz fiziki örnek verelim. Örneğin evde prize takarak çalıştırdığınız bir ısıtıcının çalışması esnasında aydınlatmanın kırpışmasını veya televizyon ekranınızın, bilgisayar ekranınızın titreştiğini düşünün. Burada bu ürünün emisyon standartlarının konulmasının sebebi bu tarz olaylardır. Yani bu işi kontrolsüz bıraktığınızda çalışan herhangi bir ürün aynı şebekeden beslenen başka bir cihazın bozulmasına, kötü çalışmasına veya konforsuzluk yaratmasına sebep verebilir. Bir de immunity dediğimiz kısım vardır bunun, yani bağışıklık. Bağışıklık kısmında ise dışarıdan gelen işte yıldırım darbesi gibi veya yüksek frekanslı gürültüler gibi durumlarda cihazın çalışmasına aynen devam etmesi veya minimum performans kaybına yaşamasına dair standartlar konulmuştur. EMC'nin Türkçe ismini aramak isterseniz de elektromanyetik uyumluluk, EMU diye geçer. Electromagnetic Compatibility İngilizce ismi. Aynen öyle. En azından bir EMC bizim için sonuçta bu projede çok kritik bir yerdeydi. Hani belki proje test adımlarında en fazla zaman harcamış aslında burasıydı. Çünkü burada diyelim ki şöyle bir örnek vermek istiyorum bu arada. Ben elektronik anlamda bu tüm konfigürasyonu doğru tarif edik. Ve üretimde bir şekilde bu kablonun geçiş yerleri doğru tanımlanmadı veya doğru monte edilmedi. Bu durumda bizim ürünümüz testten geçemiyor. Ve kullanıcı evine bu şekilde giden bir ürün doğrudan etrafındaki farklı ürünlere az önce Akif abinin söylediği gibi bozucu etki yaratabiliyor. Onun çalışmasını engelleyebiliyor. O yüzden standartlar gereği, yani standartlardan bahsedeceğiz burada biraz daha. Ürünümüzün buna uygun olması gerekiyor. Aslında bu en burada azından... Burada ölçülen değerler mikrovolt, nanovolt kademelerinde olduğu için arkadaşlar en küçük bir fiziksel değişim buradaki testleri etkileyebiliyor. Tabii bunların da toleransları var ama bir kablonun 3 santim sağdan veya soldan geçmesi bu testten geçip geçmemenize sebebiyet verebilir. Aynen öyle. Biraz ilerleyeyim. Burada aslında şunu vermeye çalışıyorum mesaj olarak. Bir güç elektronik mühendisi olarak odak konularımız neler? Böyle şöyle bir soru gelmişti Okan abinin seansında. Okuldaki aldığımız dersler ne kadar önemli Ar-Ge yaparken? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok önemli. Gerçekten biz her adımda şunu yapıyoruz. Her zaman temele dönmeye başlıyoruz. Herhangi bir sorun yaşadığımızda, elektronik anlamda bir sorunla karşılaştığımızda her zaman temele inmeye ve onun çözümünü orada aramaya başlıyoruz. Çünkü okuldaki aldığımız teorik altyapıların yaklaşık olarak neredeyse 180'ini burada kullanıyoruz. Bir evet. Devre analizi diye örnek verdiğimiz aslında çoğumuz hani belki birinci sınıfta alıyoruz devre teorisi derslerini. Ama biz şu an ürün tasarımı yaparken, bir şema çizerken aslında kullandığımız en önemli altyapı devre analizi, devre teorisi altyapısı oluyor. Bunun dışında manyet tasarım, termal tasarım, kontrol teorisi bunların üzerine eklenerek devam eden. Yani belki PCB tasarımını okuldaki tecrübemiz değil ama okuldaki bazı derslerdeki girdiler PCB tasarımında bile etkili olabiliyor. Burada AKF'a bir tane örneği var hatta belki onu söylemek ister. Ya burada arkadaşlar çok çok önem verdiğim bir konu bu. Bir şehir efsanesi vardır bizde lisanstayken. Okulda öğrendiğimiz bilgiler işe yarıyor mu acaba? İş hayatında öğreniyoruz. Hayır arkadaşlar, okulda öğrendiğimiz bilgiler kesinlikle bir Ar-Ge mühendisinin tamamen kullandığı bilgilerdir. Çok bariz bir örnek şudur. Yani buradaki işte analog elektroniği benim kullandığım çok açık zaten. Güç elektroniği bir elektronik devre tasarımında. Fakat yüksek gerilim tekniği dersinde öğrendiğimiz bir bilginin PCB tasarımı esnasında güvenlik mesafelerinde ne işe yarayabileceği veya PCB tasarımında ne gibi sorunların önüne geçebileceğini öngörmenizi sağlıyor. Veya enerji iletim hatlarında gördüğünüz yansıma olayları gibi konuları çok düşük gerilimli haberleşme devrelerinde uygulayabiliyorsunuz. Yani burada öğrendiğiniz neredeyse her şeyi
bir Ar-Ge'ci olarak kullandığımızı söyleyebilirim. Aynen. Burada şey eklemek istiyorum. Yazılımla ilgili forumlarda gezerken bir caps vardı. Yeni hani yazılım alanına girmek isteyen bir kişi şöyle bir soruda bulunmuş. Her şey iyi, hoş, çok güzel de okulu bitirdiğimizde o yazılımları nasıl yapıyoruz, nereden buluyoruz, kafadan mı uyduruyoruz diye. Hayır, işte tasarım yaparken hiçbir şey kafadan uydurmuyoruz. Okulda gördüğümüz dersler buna temel oluşturuyor. Genel olarak bu dersleri temel alıyoruz. O yüzden bence hoş bir konu. Bu dersleri ne kadar iyi bilirseniz o kadar iyi tasarımcı olmaya başlıyorsunuz. Aynen, biraz daha hızlanalım isterseniz çünkü bayağı bir uzadık galiba. Evet. Bir sonrası sorularınız olursa devam edelim. Zaten bizim sunumun sonuna geldik. Son olarak da aslında sosyal medya ve internette güç elektroniği diye bir arkadaşlarımızın da araştırmak istediği konular olur diye paylaşmak istediğimiz konular. Bunları daha önce biz Pelin'le paylaşmıştık. Hani belki size göndermiş de olabilir arkadaşlar. Bu tarz aslında doğrudan internetten takip edebileceğiniz open course dediğimiz hani güç elektroniği anlamında temellerini anlatan dersler de var. Hani mining tasarım üzerine çevrim için online olarak doğrudan bir simülasyon ortamı aslında herhangi bir lisans almadan da yapabileceğiniz tasarım olabiliyor. Burada bir işte Schmidt Walter'ın bir örneği vermiştir. Ya Infineon PowerSim diye bir örnek vermiş. Aslında PESIM belki lisanslı bir tool. Belki bunların kredilerini bulabiliyorsunuzdur kendi sonuçta öğrenci olarak. Biz zamanında çok fazla bu tarz konulara bakmıştık ama online olarak da yapabileceğiniz ortamlar olabiliyor. Onun dışında temel topolojileri öğrenmek istediğiniz zaman çok fazla sayısız kaynak var. Tasarım anlamında temel teorilerini içeren içerikler olabiliyor bu tarz sitelerde. Onların örnekleri vermek istediğiniz burada. Bu farklı bir aslında farklı bir üniversitenin açık bir ders altyapısı. Güç elektroniği üzerine aslında bir veri tabanı aslında bu ders veri tabanı. Indian Institute of Technology'nin. Burada temel olarak yani okulda sonuçta biz dersleri alıyoruz. Ama bunların eğitimi farklı linklerden, farklı üniversiteler bunları nasıl anlatıyor, nasıl aktarıyor? Onlardan da bir şeyler almak bizim için çok önemli oluyor. Biz de sonuçta ara ara bunları takip edip bakmaya çalışıyoruz. Temellerdeki eksiklerimizi tamamlamak için. Sonuçta her şeyi biliyoruz diye bir şey olmuyor. Her gün farklı bir şey öğreniyoruz. Tasarım yaparken ben her şeyi biliyorum diye bir şey yok. Bir mühendis olarak bilmiyorum demeyi aslında öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü ne zaman biz ya ben bu konuyu bilmiyorum dersek aslında o bizim için bir artı ve onu öğrenmek için ne yapabiliriz diye sorgulamaya yetiyor. O konuda da hani önemli olduğunu düşünüyorum ben. Genel olarak aslında... Bu kaynaklarda bir kısa tavsiyem olsun. İTÜ ve Yıldız'ı ben çok yakından tanıdığım için arkadaşlar... lisansta son dönemde biraz kontrol sistem tasarımı ve analog elektronikten biraz uzaklaşılmış durumda. Tabii ders programı Avrupa uyumluluğu falan anlamında. Bu anlamda kendinizi özellikle geliştirmenizi tavsiye edeceğim. Çok güzel kaynaklar var, dersler de var. Okuldan, sadece okuldan beklemeyin bunu. Bu open course veri tabanlarından özellikle otomatik kontrol, kontrol sistem tasarımı ve analog elektronik bilginizi geliştirerek gelirseniz bizler için de çok daha faydalı olacak. Biz aksi durumda şirket içi eğitim gibi bir yerden sonra veya uygulama üzerinde öğrenmiş oluyorsunuz. Daha rahat olursunuz. Yani bu kesin bir eksik değil. İşe girişim kesin bir şart değil. Fakat bunu hatırlatayım size. Bir mesleki olarak faydası olacağını düşünüyorum. Bizim sunum aslında bu kadardı. Hani sorular var galiba görüyorum ama en sonunda belki tüm oturumların sonunda devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Pelin sen ne dersin? Herhalde sonraki sunuma geçelim. Sonrasında biz yine buradayız. Soruları olsa cevaplayabiliriz. Ben bir 5 dakika mola verelim. İnsanlar da dinlensin. Sonrasında Alper Bey'in oturumunu gerçekleştiririm. En son dediğiniz gibi soru cevaplamaya devam edebiliriz. Sizin de sen uygun diye biliyorum zamanınız. Aynen. 5 dakika mola diyelim. O zaman sonrasında Alper Bey'in şeyini alayım. Hatta bu sırada da yine sohbete devam edebiliriz. Yayından çıkmasına gerek yok kimsenin. Gidip gelirler. Alper Bey de buradan. Alper Bey Pelin duyabiliyor musun beni? Evet. Alper Bey duyabiliyorum, evet. 19 kaç 40'ta mı başlıyoruz? 40'ta başlayalım sizin için. Aynen, o civarda başlarız. Tamam. Biz duyurularını da geçelim. Sorulara belki o arada cevap verebilir gibi. Olabilir, evet. Hatta ben de ekleyebilirim. Toplamda 5 soru var. Ben şu an onu sayıyordum. Ben stop şey diyeyim. Yani dersen, ben size sorayım. Yani. Bir proje üstünde çalışırken başka projelerle de ilgileniyor musunuz sorusu gelmiş. Evet, ilgileniyoruz. Yani İlgileniyoruz. Aynı disiplin altında
farklı projelerde güç elektroniği altyapısını kullanmamız gereken projelerde buna bağlı bir soru daha var sanırım. Bakayım. Ben bir projenin tasarı Orkun'dan geleni söylüyorum. Ben projenin tamamlanma süresini uzattığınız zaman nasıl bir baskı altında kaldınız? Süreler ne kadar kesintilebilir? Biraz onunla da alakalı yani. Başka şeyle ilgilenmeyenin de buna bir etkisi var. Aynen öyle. Ne kadar baskı gördünüz ben arkadaşla? Ya şöyle aslında hani sonuçta projeler oluşturulduğunda bir proje takvimimiz tabii ki oluyor. Sonuçta genelde mesela kağıt makinesi gibi ürünler olduğu zaman bu hedef anneler günü oluyor. Hani aslında tarihimiz fix. O süre içerisinde tasarımı, tüm test adımlarını, seyretime dahil olmak üzere tüm hazırlığımızı yapmamız gerekiyor aslında. Tabii ki tasarım yeni bir teknolojiyi üretmeye çalıştığımız durumda, yeni bir teknolojiyle başladığımızda bu yaşanan sorunlar daha fazla olabiliyor. Bunun çözüm içinde, teknik olarak çözümler içinde zaman gerekebiliyor. Tabii bu tarz durumlarda projenin biraz uzaması, bu anlamda tabii ki baskılar geliyor. Anneler gününe sonuçta lansman içinde şirketin bazı ortaya koyduğu bir reklam lansman içinde bazı sonuçta maliyetler var. Bunlarla beraber bir yandan tasarımı doğrulamak, testlerle uğraşmak, bir yandan da bu projedeki zaman baskısını da aynı zamanda kompanse etmek gerekiyor bir yandan da. Tabii biz projede bayağı bu zaman baskısını yaşadık. Biraz da sonuçta sürenin uzadığında aslında yani, böyledir. Yani. Baskı oluyor yani. Baskı tabii ki. Doğal olarak baskı oluyor. Doğal olarak oluyor aslında. Yani bu şey değil. Hani bizi hadi hemen yapın falan tarzında bir baskı değil de bu. Sonuçta belli bir formatta bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir sistematiğimiz var. Tabii ki yaşanan teknik sorunlardan dolayı uzamalar olabiliyor. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Büyük bir kurum. Herkes makinenin bir dişlisi. Siz takıldığınız zaman bütün makinenin takılma ihtimali var. Aynen öyle. Yani bir teknik sorunla karşılaştığınızda baskı yaşayabiliyorsunuz. Çünkü bir tarihiniz var. O tarihi geciktirirseniz diğer ekipleri de geciktirmeye başlıyorsunuz. Proje maliyetinin bazı geliştirme düşündüğünüz projelere olumsuz etkisi oldu mu diye sormuştum. Müsaadenizle buna ben cevap vereyim. Yani öyle bir kaygımız olmadı. Yani bu projeyi yaptığımız için çok para harcadık, başka projeye şeyimiz kalmadı gibi çok bir durumumuz olmadı. Ama biraz önce arkadaşların bahsettiği bu projenin gecikmesi veyahut da bazı arkadaşların daha önceden serbest kalır, çalışmaya başlar dediğimiz projelerin ilerlemesi durumu söz konusu oldu. Akif, belki bu soru sana. Endüksiyonlu ısıtma teknolojisini ileride ne tarz ürünlerde kullanmayı düşünüyorsunuz? Belki endüksiyonlu ısıtma değil de hani oradaki endüksiyon teknolojisi daha doğru olabilir. Belki onu anlatabilirim. Endüksiyon teknolojisinin tabii şeyden bağımsız değil. Olayı temel elektriksel boyutta düşünelim. Burada bir trafo mantığı var değil mi? Yani bir tencereyi ısıtmak istediğinizde sekonderinde 3-4 ohmluk bir direnç bağlanmış bir trafoya indirgeyebilirsiniz bu olayı. Yüksek frekanslı bir trafo. Endüksiyon teknolojisi bütün wireless, kablosuz güç aktarımı dahil olmak üzere bütün alanı kapsamaktadır. Bununla ilgili hayal edebileceğiniz tüm cihazları endüksiyon teknolojisiyle yapılabilir. Yani şeyi söyleyeyim size. Yani burada örneğin en temel akla gelen, indüksiyona ilk girildiğinde akla gelen mesela indüksiyonlu bir ütü yapabilir miyiz? Hemen bu konuda bir patent alma isteği oluşur ve hemen patentlerin yıllar önce alındığı gözükür. Burada çok daha detaylı bazı konuları düşünmeniz gerekiyor tabii. İndüksiyon yeni bir teknoloji değil. Şey ama mi? Uygulaması yeni gelişiyor. Elektrikli araçlarla beraber bu teknolojinin araçların şarj edilmesi için kullanılması söz konusu. Orası mesela çok... Wireless charging konusu aslında dakikalara geliyor. Bir tane daha soru vardı sanki. Ürünleri tasarlarken kullanım ömrünü nasıl belirleyebiliyorsunuz? Bence kritik, güzel bir soru bu. En güzel bir soru. Yani şöyle, biz en zor koşullarda ürünün en fazla kullanım sayısını düşünürüz. Yani bu kullanıcı bunu en fazla kaç defa kullanır? Kaç kahve yapar üst üste? Ne kadar kahve yapar gün içerisinde gibi? Bunu da en kötü koşullarda. Yani neyse o cihaz için, yaptığımız cihaz için sıcaklık mıdır? Bir yüksek rakımda kullanılması mıdır? Neyse bunların hepsini düşünür. Bunların üzerinden bir kullanım ömrü belirleriz. Ona göre de test yaparız. Bu tabii ki standartlar gereği garanti süresini mutlaka aşmalıdır. Ama bizim için genellikle söylüyorum, çünkü ürün bazında değişiyor. Yani 10 sene bozulmaması üzerine bir hesaplamayla gideriz. Ondan sonra komponentleri de oradan indirerek bunların hesabı üzerinden MTBF denilen hesaplar üzerinden MTTF, MTBF denilen bununla ilgili istatistiksel bir takım yöntemler var. Onları kullanarak komponent bazına indiririz.
pandemi süreci o Ar-Ge çalışmalarımızı etkiledi mi? Canını okudu arkadaşlar. Yani canını okudu çünkü hani modelleme gibi, simülasyon gibi bir takım süreç çalışmaları gibi konularda çalışabiliriz ama hani bir karta elinizin değmesi gereken zamanlarda o biraz önce Akif'in çok sevdiği aşık oldu, hatta osiloskopuna eli değemedi yani, öyle düşün. Değdi mi Akif? Uzun zamanı değemiyor yani. Biliyorsun herhalde şeyleri. Hani öyle düşünürseniz çok ciddi bir şekilde konumunu okudu. Ar-Ge çalışmalarında fizik ve kimyacıların yeri nedir? İstihdam oranları nedir? Görece düşük ama yani Türkiye için, Arçelik için böyle bir şey var. Temel bilimler denilen bir bilimimiz var. Biyoloji üzerine çalışan, kimya üzerine çalışan. Soruları daha böyle detaylı uzun uzun etkinliğimizin sonunda konuşalım isterseniz. 40 tamam. Geçiyor şu anda. Tamam. Bunun için tamam. Uygunsa. Ar-Ge'nin geleceğimizdeki yeni ve biz geleceğin mühendislerinin konuda düşen payı anlatmak üzere, neden Ar-Ge sunumunu yapmak üzere Alper Gerçek bizimle. Ben ona aktarıyorum sözü, veriyorum. Teşekkür ben ediyorum Pelin. Buyurun Alper Bey, sesiniz geliyor.